Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da tabii şu an mutlu bir dönem yaşanıyor. Galatasaray lider, ligin lideri ve açıkçası iyi futbol oynayarak da derbiyi kazandı. Ama derbi galibiyetine rağmen transfer haberi de çıkıyor Galatasaray'da. Çünkü Dursun Başkan'ın da açıklaması vardı transfer yapacağız diye. Tabii transfer dönemi açılınca bu haberleri de görmeye başladık. Şimdi Fotomaç'ta Cimbom'a bir yıldız daha manşeti var. Ara transfer dönemi için sıkı bir çalışma sürdüren sarı kırmızılı takım Tottenham'dan Lucas Moura'nın peşine düştü. Brezilyalı golcünün satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor. Yani Yusuf Demir'in bu arada haberin detayını gönderileceği başlığı var. Belki kiralık olarak gönderilmesi başlığı var ama Lucas Moura'nın Tottenham'dan kiralanması ve maaşının da Tottenham'ın ödemesi, büyük bir kısmının Tottenham'ın ödemesiyle kadroya katılması Olabiliyorsa amaçlanıyormuş. iyi bir transfer. Yani Lucas Moura'dan bahsediyoruz. Peki şu anki kadroda böyle bakmak lazım transfer dönemine Galatasaray'da. Hani iyi giden bir takım olduğu için söylüyorum. Nereye yerleşebilir Lucas Moura? Lucas Moura yani biraz mevkisiz onun tarafta oyunculardan bir tanesi gibi gelir bana. Doğru. Yani bir kenarda da oynatabilirsiniz ama Forvet de eski oynar. çabukluğu hızı var mı yaşından dolayı orada bir soru işareti. Yardımcı forvet olarak düşünüyorsanız, tasarlıyorsanız orada Mertens, Mata gibi oyuncularınız var. Orada da çok gerekli gibi gözükmüyor. O zaman otomatikman ön tarafa konumlandıracaksınız, en uca konumlandıracaksınız. Ama günümüz futbolunda artık en uç için o fizik ve yaş ne derece sizi hedeflerinize götürebilir? Orada da bir muamma, soru işareti var. Yani bu biraz da kadro yapınızla da alakalı ya. Elinizdeki oyuncu grubu. Sizde mesela şu an Gomis var belli bir yaşta. Zaten belki yani son senesi kariyerinin. Diğer tarafta zaten Icardi sağlıklı olduğu sürece Icardi oranın bir numaralı oyuncusudur. Barış Alper size farklı bir şey sundu. Orada belki çok kalite, çok teknik bir oyuncu olmayabilir ama dinamik, tempolu, güçlü bir hücum oyuncusunun da sizi bazı maçlarda en azından Fenerbahçe gibi zorluk derecesi yüksek deplasmanlarda ya da maçlarda belli bir noktaya taşıyabileceğini gösterdi. Şimdi Moura burada biraz daha ince işçiliği olan bir oyuncu. Mesela çok iyi bir oyuncu zaten. Bugün Tottenham kariyeri Paris'e baktığında özel bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı mıdır? Ben bir soru Ya işareti evet, koyarım. ihtiyaç konusu soru Bak işareti. mesela Fenerbahçe için aynısını söyleseydin Lucas Moura'yı doğru derdim sana. İnce iş. Fenerbahçe'nin belki de böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. İnce işçiliğe, tekniğe, winner'da, kaliteye yani. Bu tarz bir oyuncu ne bileyim mesela Batshuayi'nin verdiği başa yüksek enerji ama verdiği güvenle Lucas Moura çok farklıdır. Lucas Moura Fenerbahçe kötü giderken sana bir maçı kazandırabilir. Şimdi Galatasaray yazılarını niye Fener'e konuşuyorsun demesinler. Ben sadece hani Galatasaray için çok doğru gibi gözükmüyor. Ama Fenerbahçe için mesela Lucas Tabii tabii Moura oyuncunun kalitesinden ihtiyaca göre konuşuyoruz. Yani tabii kalitesinden bağımsız konuşuyoruz şu tabii an. ki yani biz oyuncunun yoksa kalitesini hiç tartışmıyoruz. Tabii. Ama her oyuncu her takım için aynı etkiyi yaratamayabiliyor. Doğru. Ben böyle bakıyorum. Ama yeni değil. Yani bu isim yeni değil. Sen de söylediğin gibi Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları ve Galatasaray'ın transfer ihtiyaçlarına baktığım vakit bir hareketlilik olacak. Mesela bugün için Hacı Wright ve Güray Tam o iki haber var. tamam Geçeyim ona, onlar bende. Fanatik'e Onunla geçeyim. istihbaratlarını paylaşayım ben de. Aynen, ben haberlerle ilgili detayları okuyayım, sonra konuşalım. Fanatik'in 3. sayfasında Aslan'dan Wright hamlesi var. Cimbom'un ara transferdeki hedeflerinden Hacı Wright için Antalyaspor'la görüşmeler başladı. Sarı Kırmızılar bonservis artı takas formülüyle 24 yaşındaki santraforu renklerine bağlamak istiyor. Aslan, Amerika Birleşik Devletleri yıldızı Hacı Wright için Fenerbahçe ve Crystal Palace'la yarışıyor denilmiş. Şimdi Hacı Wright ile ilgili böyle bir nokta var ki Tamam. Lokomotiv Moskova'nın da Antalyaspor'a bir teklif yaptığını biliyoruz ama Antalyaspor'un bu teklif olumlu bakmasına rağmen Hacı Wright'ın Rusya'ya Şimdi gitme isteğine olumsuz soru baktığını söyleyebiliriz. Güray'ı da bir. okuyayım mı? Güray'ı da okuyayım, beraber Ama bence konuşalım. Hacı Wright'ı konuş. Tamam, Hacı Wright'ı konuşalım. Güray'a gelin. Geçelim. Güray sonra bence yani Hacı Wright çünkü üzerinde durulması gereken bir Bir isim. isim, doğru. Şimdi birincisi Hacı Wright Galatasaray'ın golcüsü müdür? Ben sana sorayım. Benim soru işaretlerim var. 10 milyon euro isteniyor. Bu bir. Yani bir Galatasaray'ın golcüsü müdür? İki 10 milyon euro
yüksek midir, değil midir? Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray gündeminden bağımsız olarak ki bu benim aslında hani program dışında da arkadaşlarımla çok konuştuğum, tartıştığım bir konu. Hacı Wright'ın bitiriş anlamında eksiklikleri olduğunu ve yani büyük diye nitelendirdiğimiz takımlarda oynarken de pozisyonları gole çevirme yüzdesinin çok yüksek olmayacağını ben düşünüyorum. Antalya Spor'da attığı önemli gollere rağmen. Yani bu konuda anlaşamadığım birçok arkadaşım var. Ve muhtemelen izleyicilerle de anlaşamadığım nokta olacaktır ama ben Hacı Wright'ın pozisyon bitirme anlamında sıkıntılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir kere Hacı Wright'la alakalı şunu söyleyeyim. Hacı Wright evet güçlü, atletik bir oyuncu. Kesin. Benim de beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ama Galatasaray'ın golcüsü müdür? O orada tartışılır. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan golcü müdür? Ve bu rakamlar yüksek midir? Bence yüksek. Ben abartılı buluyorum. Ve şu anda şöyle bir şey var. Galatasaray devre arasında Hacı Wright'ı diyelim ki transfer etti. Hacı Wright'ın yani rotasyonda forma giymesi de zor. Neden zor? Icardi olduğu zaman haliyle Icardi oynayacak. Icardi olmazsa takıma şu ana kadar çok fazla puan almış, maç almış Gomis var. Muhtemelen Gomis oynayacak. Yani Hacı Wright'ın 3. santrafor olarak şu anda transfer edileceği gibi bir görüntü varken ortada bilmiyorum ne kadar hani o paralara, konuşulan paralara doğru bir transfer olur. Şimdi bununla ilgili ben istihbaratlarını paylaşayım. Galatasaray'ın yaz döneminde gündemine gelen bir oyuncu. Doğru. Şimdi yazın 1.8... Trabzonspor'un Galatasaray'ın iki takımın yazın, vardı. Yazın 1.8 milyon euro yatırsaydınız alabiliyordunuz. Transfer edebiliyordunuz. Şimdi yazın 1.8 milyon euroyu alamadığınız ama tabii ki bir nabız yoklaması var. 2-2.5 bandında olabiliyorsa bir değerlendirelim denilmiş ama istenen rakamlar 810 milyon euro. İşte 3-4 tane oyuncu vesaire. Şimdi çok gerçekçi gibi gözükmüyor. Yani Galatasaray için doğru bir hamle de olmaz. Yani ben oyuncu olarak da tartışabilirim. Galatasaray çünkü çok tamam atletik bir oyuncu, işte geniş alanda size fark yaratabilecek bir oyuncu. Ama onun dışında Galatasaray'ın ceza alanı hakimiyeti noktasında tartışılabilir. Yani o boşlukları bulabilecek bir oyuncu olamaz Galatasaray'da. Ama baktığım vakit size mesela Galatasaray'ın Kadıköy deplasmanında Hacı Wright ön tarafta olsaydı işte o zaman büyük bir avantaj sağlardı. Değil mi? Tam Barış Alper o işi fazlasıyla yaptı. Ama neticede Hacı Wright'ın da önemli bir oyuncu olduğunu ve bir hücum oyuncusu olarak en azından size farklı bir alternatif sunabileceğini oyun anlamında vurgulayalım. Ama rakamlar bakıyorum. Gerçekçi değil. Büyük takım santraforu tanımına şöyle bakıyorum ben. Bazen büyük takım dediğiniz takımlarda kötü günlerinde olurlar. Belki maçta bir pozisyon yakalarlar. O pozisyonu o santrafor gole çevirmeli. Eğer o noktada bir isimden bahsediyorsak. Hacı Wright'ın gole çevirme yüzdesinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bakalım tabii istatistiği illa vardır. Belki ben yanılıyorumdur ama hani o konudaki meziyetlerinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yok katılıyorum. Zaten öyle bir oyuncu. Ama şöyle yani biz bitiricilik noktasında Hacı Wright'ın çok iyi olmadığını söyleyebiliyoruz. Yani tek vuruşluk bir oyuncu gibi. Adam geçme özelliği hızı ve süratiyle doğru, evet doğru. Bir şekilde fark yaratabiliyor. Hava hakimiyeti bazen evet olabiliyor olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama teknik yani büyük takım golcüsü biraz daha farklı özelliklere, meziyetlere sahip olması lazım. O baskıyı kaldırabilecek ceza alanda o bitiriciliği olan gole çevirme yüzdesi yüksek olan bir oyuncu olması lazım. Antalya Spor'un oyun yapısına baktığım vakit evet o boşlukları bilen, hızlı hücuma çıkan bir oyuncu gibi değerlendirilebilir. Ama üçüncü forvet için fazla lüks. Yani rakamsal anlamda evet. Fazla lüks. Ama ben oyuncu profili açısından en azından farklı bir çeşitlilik olur. Yani 2-2,5 milyon euro olsa dersin ki ben işte biraz daha oyunu kendi alanımda kabul edeceğim. Topu rakibe bırakacağım. Çünkü artık büyük takımlarda bunu yapabiliyorlar. Dünya Kupası'nda da biz bunu gördük. Çok fazla hani topla vakit geçirmiyorlar. Direkt sonuca gitmeye çalışıyorlar. Okan Hoca'nın da aslında direkt sonuca gitmek gibi bir oyun felsefesi vardır. Bu bağlamda özellikle mesela Avrupa maçlarında, Şampiyonlar Ligi'nde size çok bu katkı da sağlayabilir. Ya ben oyuncunun maliyeti açısından biraz mesafeliyim. 8-10 milyon euro biraz lüks.
bitiricilik noktasında da kafamda soru işaretleri var. Ama oyuncu olarak, profil olarak bana özellikle zorluk derecesi yüksek ya da Avrupa maçlarında bir avantaj yaratabilecek özellikleri de sahip. Atletik özellikleri de sahip. Şimdi Galatasaray takımına baktığım vakit oyuncular, teknik oyuncular belli bir yaşa gelmiş. Özellikle ön tarafta işte Mertens, Icardi, gerçi Icardi 29 ama Mertens, işte Oliveira vesaire. Şimdi bunların yanında sizi biraz daha hem yaş anlamında hem de oyuncu özellikleri bakımından biraz daha atletik oyunculara, dinamik oyunculara ihtiyacınız var. Özellikle Avrupa'da artık bu oyuncular sizi belli bir hedefe götürebilir. Bu noktada Cirayt etkili olur, faydalı olur. Mesela Fenerbahçe oyunu için doğru bir isim. Ama Fenerbahçe'de zaten hep böyle oyuncular var. Doğru. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan mesela biraz daha ince işçilik, teknik, klas. Az önce konuştuğumuz Muğra gibi. Mesela yani ben öyle düşünüyorum. Yani doğrudur, yanlıştır. Bu benim fikrim. Şimdi Güray'ı da konuşalım. Cirayt'la ilgili son bilgi de benim aldığım bilgi. Galatasaray çekildi. Yani transferinden vazgeçti.